Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, Medrese-i Nur'da 15. sözden okumaya devam ediyoruz. 15. sözde üstad bir ayet-i kerimenin tefsirini yapıyordu. Mülk suresinin 5. ayet-i kerimesi. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Yani işte andolsun ki biz şu dünya semasını, şu en yakın göğü yıldızlarla süsledik ve o yıldızları aynı zamanda şeytanları taşlama birimleri kıldık mealinde ayet-i kerimeyi 7 farklı şekilde, ki üstad bunların her birine basamak dedi, 7 basamakla tefsir etti ve biz 7. basamağa geldik. Yalnız ilk baştaki o ifadesini tekrar hatırlayalım. Demişti ki, ey kozmografyanın, yani astronominin, işte gök biliminin ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan ve aklı gözüne inen ve şu ayetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi, şu ayetin semasına 7 basamaklı bir merdivenle çıkılabilir, gel beraber çıkacağız demişti ilk başta. Bunu yine hatırlayıp 7. basamağa gelelim. Diyor ki, melekler ve semekler gibi, semek neydi? Balıklar gibi yıldızların dahi gayet muhtelif efratları vardır. Yıldızlar da tek çeşit değildir. Bir kısmı nihayet küçük, bir kısmı gayet büyüktür. Hatta gökyüzünde her parlayana yıldız denilir. Yani yıldız deyince her işte parlayan ışık gibi gözüken cisim anlaşılıyor, ama içlerinde meteor var, işte asteroid dedikleri taş parçaları veya işte gezegen var. Veya o yıldızların işte içeriği değişik, kimisi sadece ateşten veya daha değişik özellikte. Hepsine biz yıldız diyoruz. İşte bu yıldız cinsinden bir nev'i de, bir çeşidi de nazenin sema yüzünün murassa ziynetleri. Tabii üstad gökteki o süslemeyi anlatırken süsle ilgili kelimeler söylüyor. Murassa, o da işte süslenmiş, böyle işlenmiş, ziynet de süs. Ve o ağacın münevver meyveleri ve o denizin müsebbih balıkları hükmünde münevver meyveleri, yani ışık saçan meyve, sanki gökyüzü bir ağaçtır da o ışığın, o ağacın böyle ışıklı efendim meyveleri o yıldızlar. Yine o denizin müsebbih balıkları hükmünde ve sanki gökyüzü bir denizdir de o normal denizlerdeki balıklar gibi gökyüzünde de bir sürü yıldız sürekli tesbih ediyor. Müsebbih, yani sürekli Allah'ı tesbih ediyor. İşte bu şekilde Fatır-ı Zülcelal, Sani-i Zülcemal onları yaratmış. Fatır-ı Zülcelal, Sani-i Zülcemal. Üstad bunları böyle sık sık kullanıyor. Allah-u Teala'yı eserinde de hani bu tür terkiplerle Esma-ül Hüsna'dan isimleri bir araya getirerek çok güzel vasf ediyor. Fatır-ı Zülcelal. Fatır neydi? Benzersiz yaratan, örneksiz yaratan, daha önce bir numune olmadan yaratan, celal sahibi, yani heybet sahibi. Ki bunu gökyüzündeki o yıldızlarla birlikte düşündüğümüz zaman, yani öyle bir heybeti var ki Allah-u Teala'nın dünyadan veya güneşten kat kat büyük olan ve sayısını ancak kendisinin bilebileceği kadar çok olan o yıldızlar sürekli onun emri altındadır. Sürekli ona itaat ediyor. Böyle bir heybeti var. Yani böyle bir celali var. Ve onları öyle yaratmış ki ancak o onu öyle yaratabilir. O yüzden Fatır'dır. Sani-i Zülcemal. Ve gökyüzünü ziynetlendirirken, süslerken cemalini gösteriyor. Güzelliğini gösteriyor. Diyor ki, ey bunu böyle gören kullarım, ey insanlar, işte ey cinler, şu gökyüzünü görüyorsunuz. Ne kadar güzel süsledim. Buradan benim cemalimi anlayın. Ve sanidir o. Yani rastgele yapmıyor. Rastgele bir güzellik değil. Sanatlı bir güzellik. Hani işte Batılıların ifadesiyle estetik
Ama öyle zirvede bir sanat ki bakan hayrete düşüyor. Onlar yaratmış ve meleklerine mesireler, binekler, menziller yapmıştır. Evet, yıldızların bir çeşidi diyor, bir çeşidi böyle. O yıldızlar hem tesbih ediyorlar Allah-u Teala'yı, hem sanki gökyüzünde bir meyve gibi asılmışlar, ışıklı bir meyve gibi, hem de onlar meleklerin sanki böyle dinlenme yerleri, gezinti yerleri veya meleklerin işte konakları veya meleklerin binekleri. Üstad öyle söylüyor. Yani yıldızlar işte melekler için böyle sanki ev gibi, sanki bir gezinti yeri gibi, sanki binek gibidir diyor. Evet, böyle yapmıştır ve yıldızların küçük bir nevini de, yıldızların küçük bir çeşidini de şeyatininin recmine alet etmiş. Yani şeytanları taşlamak için bir alet hükmünde yaratmış. İşte bu recmi şeyatin için, şeytanları taşlama için atılan şahapların üç manası olabilir. Şahap, o yıldız kayması dediğimiz veya o alev topu dediğimiz şey. Üç manası olabilir. Birincisi, kanunu mübareze, yani işte o mücadele, mücahede, cihat, o ne diyelim, bizim şeytanla olan düşmanlığımız, şeytanın dostlarıyla olan düşmanlığımız, kavgamız, yeryüzünde iyilerle kötülerin, hak ile batılın mücadelesi, değil mi? Bütün o mücadele en geniş dairede dahi cereyan ettiğine remiz ve alamettir. Yani sadece yeryüzünde değil, gökyüzünde de bu mücadele var veya oralarda dahi bunun eserleri var gibi bir remiz, yani bir işarettir, bir alamettir diyor. İkincisi, semavatta hüşyar nöbettarlar, mut'i sekeneler var. Yani gökle öyle rastgele bir boşluktan söz etmiyoruz. Orada hüşyar dediği, yani uyanık, böyle gafil olmayan, son derece dikkatli nöbettarlar, nöbetçiler var. Yani şeytanları işte göğe bırakmayan, şeytanları o mukaddes, muazzam yerlere sokmayan nöbetçiler var. Mut'i sekeneler, yani itaatkar bir takım sakinler var, orada kalanlar var. Arzlı şerirlerin ihtilatından ve istimalarından hoşlanmayan cünudullah bulunduğuna ilan ve işarettir. Yani o gökyüzünde, yeryüzündeki şerli bir takım cinlerin, şeytanların oraya gitmesine, meleklerin arasına karışmasına engel olan, bundan hoşlanmayan Allah'ın ordusu var. İşte bu ordu yıldızların bir taifesinden de oluşuyor. Veya yıldızlarla beraber hareket eden bir, bilemediğimiz belki bir melek taifesinden oluşuyor. Buna işarettir diyor. Üçüncüsü, muzahrefat-ı arziyenin mümessilat-ı habiseleri olan. Tabii bu terkipleri de kullanmadığımız için aşina değiliz şu an günümüzde. Muzahrefat-ı arziye. Muzahrefat ne? Artıklar, kirler, pislikler. Yani yeryüzünün kirleri. Yeryüzünün kirleri, mümessilat-ı habiseleri. Yani yeryüzünün kirlerinin efendim habis temsilcileri. Şimdi böyle terkibi böyle açtığınız zaman biraz uzun oluyor ama yeryüzündeki o bütün ahlaksızlıkların, yeryüzündeki o bütün isyankarlığın, efendim yani düşünün ki iyiliğin karşısında olan, temizliğin karşısında olan, güzelliğin, hayrın, hasenatın karşısında olan her türlü necis şeyler, necis varlıklar, necis davranışlar, necis maddeler, bütün bunların temsilcileri var. Temsilcileri var. Temsil eden habis temsilciler, yani neciz, kirli temsilciler var. İşte kimdir onlar? Casus şeytanlar. O casus şeytanları temiz ve temizlerin meskeni olan, temizlerin kaldığı yer olan semayı telbis etmemek için. Telbis etme, kirletmem. Yani gökyüzünü bunlar kirletmesinler diye nüfusu habise hesabına tecessüs ettirmemek için, yine o necis varlıklar, necis gruplar, işte necis efendim insanlar, necis maddeler adına gökten haber çalmasınlar diye. Hani tecessüs ettirmek, casusluk yaptırmamak için onlara, o edepsiz casusları korkutmak için atılan mancınıklar ve işaret fişekleri gibi, misirline gibi, o şeytanları evvab-ı semadan, yani göğün kapılarından,
o şahaplarla ret ve tarttır. Yani o ateş toplarıyla onları oradan kovarak, oradan reddederek o göğü kirletmemek. Onların eliyle kirletmemek, yine onlara gökten haber vermemek. Yani gökten haber çalmalarına müsaade etmemek diyor. Böyle bir görevleri var. O işte yıldızların taşlama işinin böyle bir izahı var. İşte yıldız böceği hükmünde olan, kafa fenerine itimat eden, yıldız böceği üstadın ateş böceği, üstad yıldız böceği olarak söylüyor ki bazı yerlerde buna yıldız böceği de deniyor. İnsan her şeyi kendi işte bilgisiyle, kendi bakış açısıyla yorumladığı zaman ateş böceği gibi oluyor. Hani ateş böceği kendi ışığına güveniyor ve diyor ki benim ışığım bana yeter. Gece çıkıyor ama her taraf karanlık. O ışık ona aslında yetmiyor. İşte ateş böceği gibidir diyor bazıları. Bazıları kim onlar? İşte gökyüzündeki yıldızları sadece yıldız hesabına, sadece yıldız olarak inceleyen, yani sadece olaya işte bilimsel bir izah getiren, işi Allah'a bağlamayan, işi Kur'an'a bağlamayan, yani sanki Kur'an'la bu işin hiçbir alakası yoktur. Burada yıldızlar tesadüfen varlar, işte bir patlama oluşmuş, o patlamadan olmuşlar filan filan gibi. Böyle kendilerince bir takım teorileri böyle sürekli tekrarlayanlar. Ateş böceği gibidirler. Kur'an güneşinden gözünü yuman kozmografçı efendi, yani işte gökbilimci efendi diyor. Şu yedi basamaklarda işaret edilen hakikatlere birden bak, gözünü aç, kafa fenerini bırak. Yani ateş böceği gibi olma, yıldız böceği gibi olma. Yani sadece kendi bildiğini hakikat zannetme. Sadece kendin işte o bilimin teorileri veya bilimin bir takım deney sonuçları filan, bunlara bakarak sadece doğru budur deme. Bunun arkasında nice doğrular var, nice hakikatler var ki o bilmediğimiz doğruları vahiy bize haber veriyor, Kur'an bize haber veriyor. Ateş böceği gibi sadece kendi bilgine güvenerek hareket etme, onu bırak. Gündüz gibi icaz ışığı içinde, apaçık o belagat içinde, mucize içinde şu ayetin manasını gör diyor ve o ayetin semasından, o ayetin anlattığı o geniş manalardan bir hakikat yıldızı al, senin başındaki şeytana at, kendi şeytanını recmet. Bunlar çok aslında muazzam ifadeler değerli izleyiciler. Yani hepimizin bir şeytanı var. Hepimizin içinde de birer şeytan. Yani o sanki kendi aklımıza güvenişimiz var ya, veya bilime böyle aşırı işte şey atfedip, yani sanki bilimi kutsuyormuş gibi davranışımız. İşte onu diyor, sen de taşla. Hani gökyüzünde şeytanların taşlanması gibi, sen de diyor onu taşla. Biz dahi taşlamalıyız. Yani biz dahi recmetmeliyiz o şeytanımızı diyor. Ve Rabbi e'udü bike min hemezati şeyatîn, beraberce demeliyiz. Yani Rabbim şeytanın işte fitnesinden, vesvesesinden, dürtmesinden sana sığınırım gibi. Zaten sürekli böyle bir sorumluluğumuz var. E'udü billahi mineşşeytanirracim. Taşlanmış olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız demeliyiz. Ve nasıl bitiriyor? فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَالْحِكْمَةُ الْقَاطِعَةُ diyor. En açık deliller, en keskin hikmetler tabii ki Allah'tandır. Allah'ın lütfuyladır. Bunları diyor, Allah ihsan ediyor. Rastgele yorumlar değil. Bunlar Kur'an'dan alınmış, tefsirlerden alınmış hakikatlerdir. Ve yine o üstadın sürekli risalelerin sonunda söylediği o ayet, Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Hani meleklerin işte Allahu Teala yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde, meleklerin işte ya Rabbi yeryüzünde kan dökecek, bozgunculuk yapacak birini mi yaratacaksın dedi. Hani o meşhur kıssanın sonunda meleklerin itirafı bu. İşte Rabbimiz sen her türlü kusurdan münezzehsin. La ilme lena, bizim bir bilgimiz yok. İlla ma allemtena, ancak bize öğrettiğini biz
biliriz. İnneke entel alimül hakim. Muhakkak ki sen alimsin, hakimsin demişler diye. İşte o ayeti üstad burada yine söyledi, zikretti. Devam edeceğiz. 15. söz bu bölümüyle bitti. Bu bölümüyle bitti. 7 basamaktı. Kaldığımız yerden inşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.